Hoşgörü Kenti Hatay'dan herkese merhaba. Evet, bugün Tuğçe'nin mutfağı Hatay'da Zümray Hanım'ın evine konup köklü tarihi, doğal güzellikleri ve aynı zamanda dillere destan yemekleriyle bugün Hatay'da çok keyifli bir gün geçireceğiz. Aynı zamanda biliyorsunuz ki gastronomi şehri Hatay 600'ün üzerinde tescilli yemeği var ve ben de heyecanla Zümray Hanım'ın yapacağı yemekleri bekliyorum. O zaman Uzun Çarşı'ya doğru gideyim ve Zümray ile buluşayım. Birazdan görüşeceğiz. Evet efendim, bugün Zümra ile beraber kabak boranı yapacağız ve bu beyaz kabaktan, Hatay'ın meşhur beyaz kabağından, aynı zamanda çok güzel kireçte kabak tatlısı da oluyormuş. Hemen beyefendiyi yanıma alayım, birkaç soru sorayım. Mikrofonumu alayım Mithatçığım'dan. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Şimdi bu beyaz kabaktan hem güzel bir yemeği yapılıyor borani diye hem de bu kabak kireçte. Tatlısı, kabak kireçte. Tatlısı kireçte yapıyorsunuz. Nasıl servis ediyorsunuz peki? Bunun pişme şeklini anlatayım ilk başta. Anlatın tabii. Bir gece kireçte yatıyor. Ertesi gün haşlanıyor. Haşlandıktan sonra sadece şeker katılıyor. Sabahtan akşama kadar şekerden piştikten sonra hazır servis edilmeye geliyor. Tabağa dilimliyorsunuz bunu. Bazıları tahinli sever. Tahinli de koyulma sebebi şekerini kessin diye. Kessin diye, o ağırlığını alsın evet, diye. Evet, tahinle serpiyorsunuz hafif. Ondan sonra antep fıstığı, ceviz karıştırıyorlar, muzla koyuyorlar. Sonra daha lezzetli. Afiyetle yiyoruz. Evet. Evet, o zaman seyircilerimize söyleyelim. Hatay'a geldiklerinde mutlaka bu beyaz kabaktan yapılan kabak tatlısını, kireçte kabak tatlısını tatsınlar. Hayırlı Aynen. işler o zaman, kolay gelsin. Hoşçakalın. Hatay'da gezmeye devam ediyoruz. Gerçekten Uzun Çarşı'yı mutlaka ziyaret edin diyelim. Ve narlar, evet, kış mevsiminin en güzel meyvesi. Çok faydalıdır dişlere, kansere karşı da koruyucudur. Hayırlı işler. Evet, yine bir İzzet-i İkram. Evet, çok buyurun. Teşekkür ediyorum. Olsun, hoş sağ olun, hoş bulduk. Afiyet. Kolay gelsin. Teşekkürler. Hoşçakalın. Sağ olun. Evet efendim, yudum içelim. Zümra ile buluşamadan, daha Hatay'ın yöresel yemeklerini yapamadan doyacağız herhalde. Gerçekten Hatay halkı çok misafirperver. İkramlar, izzetler. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Zümra ile buluşmaya gidiyorum nar suyumu içerek. Evet. Nasılsın? Merhaba. Merhaba. İyi misin Zümray'cığım? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Evet. Bahsettiğim Zümray Hanım işte buradan. Zümray diyorum. Tuğçe Zümray diye. Tabii. İlerleriz. Öyle. Kendisi bir diyetisyen efendim. Ama bugün hakikaten Hatay'ın o yöresel yemeklerini yapacağız beraberce. Evet, bugün yapacağız. Bugün evet. yiyeceğiz. Bugün yiyeceğiz. Yarın ne yapacağız? Detoks yaparız belki yarın. Evet. Neler yapacağız Zümray'cığım? Bugün buranın yöresel bir kabağıyla kabak bören yemeği yapacağız. Ben tanıttım o kabağı seninle buluşmadan önce. Öyle mi? Evet. Süper. Bu böreni de deniyor ama biz börenye diyoruz. Yanına firik pilavı yapacağız. Onun dışında patatesli köfte ve yanına kıymasını yapacağız. Oh. Afiyetle yiyeceğiz. Afiyetle yiyeceğiz. O zaman ben seninle buluşana kadar Uzun Çarşı'yı gezdim. Ama tamam. Seninle de şöyle bir turlayalım. Seyircilerimiz de görmüş olsunlar. Peki. O zaman dolaşalım, sonra da evimize gidelim. Tamam. Yemek yapmaya başlayalım. Buyurun Peki. efendim. Erkekler yapıyormuş değil mi? Evet, erkekler yapar. Öyle bir söylenti yapan. Var, doğru mu? Sizler yapıyorsunuz. Evet. Evet efendim, Hatay denince akla zaten ilk olarak künefe gelir. Künefe yemeden giden de olmaz. Ayıp Pişman. Olur değil mi? Pişman, Pişman olur. Olur. Kolay gelsin, elinize sağlık. Kolay gelsin.
Evet, Zümra ile birlikte şimdi neredeyiz? Baharatçılar Çarşısı. Evet, Baharatçılar Çarşısı'ndayız. Hatay'ın nesi meşhur baharatlarından? Hatay'ın aslında her şey meşhur. Evet, salçası, nar ekşisi, zeytinyağı, zeytini. Evet, baharatlardan. Kekiğim. Kimyon da mı meşhur? Evet, kimyon da meşhur, kimyon da özel. Çekilmiş kimyon, bu zahter oluyor değil evet, mi? Evet, bu zahter. Meşhur zahterimiz efendim. Diyorlar kimi yerde dağ ama kekiği. Biz zahter diyoruz. Aynen. Dağ keki böyle yemeklere ufalıya evet, ya koyduğunuzda. Evet, tavuklara. Tavuğa da özellikle evet, çok yakışır dağ çok kekiği. Evet, tavuğa da çok yakışıyor. Aynen evet. Öyle. Her şeyimiz meşhur. Hatay gastronomi şehri. Evet. Tabii ki her şey meşhur olacak aynen efendim. Öyle. O zaman artık diyelim ki biz eve doğru yola çıkalım. Artık yemeklerimizi yapmaya başlayalım. Çok güzel lezzetler sizi bekliyor. O zaman biz nereye gidiyoruz? Hangi semte gidiyoruz ya? Biz Sümerlere gidiyoruz. Sümerlere gidiyoruz efendim. Hatay'da evet. Sümerlere gidiyoruz. Birazdan görüşeceğiz. Güzel Hatay'ı gezdikten sonra artık evimize geldik ve Hatay'ın güzel yöresel yemeklerini beraberce yapacağız. Zümra'cığım seni tanıyacağız, yemek yaparken hem de sohbet edeceğiz ama şöyle çok kısaca bugünkü o 3 yemeğimizi bir daha sayar mısın bize? Tamam. Bugün bizim özel kabağımızla kabak börenye yemeği yapacağız. Evet. Kimisi börenye diyor, biz börenye diyoruz. Siz nasıl isterseniz kullanabilirsiniz. köfte yapacağız, patatesli köfte. Onun üzeri için kıymamızı yapacağız. Ayrıca bir de firikli pilavımızı yapacağız. Evet, firikli pilav. Valla heyecanla bu gastronomi şehri Hatay'ın yemeklerini yemek için sabırsızlanıyoruz. Ben ve ekibim. O zaman ilk olarak beyaz kabaktan borani börenye yapıyoruz. Hemen malzeme listesi geliyor ekranlarınıza. Borani için malzemelerimiz 2 kilo beyaz kabak, 750 gram tuzlu yoğurt, 750 gram dana kuşbaşı, 5 adet kurutulmuş kırmızı biber, 1 su bardağı haşlanmış nohut, 20 adet arpacık soğan, 1 baş sarımsak, 3 yemek kaşığı tereyağı, pul biber, karabiber, tuz ve 1 yemek kaşığı kuru nanemiz var efendim. O zaman ilk olarak ne yapıyoruz Zümra'cığım? Börenyemizin kabaklarını biz doğramıştık. Çünkü bunu doğramak biraz zahmetli bir iş. Zor. Kuvvet istiyor. Hı-hı. Evet. O yüzden biz önceden doğradık, hazırladık. Önceden haşladığımız etimiz var yine. Bunu da biz hazırladık. Yumuşak bir et olursa tabii ki de daha güzel olur. Olur. Haşlanmış nohutlarımız var. Şimdi yapmaya başlıyoruz. Başlıyoruz efendim. Evet. Tamam. Peki bunun aynısını bence şimdi... Bu beyaz kabağı Hatay'da bulmak mümkün. Belki evet. Başka yörelerimizde de vardır. Aynı zamanda tatlısının da yapıldığını kireçte söylemiştim hatırlarsanız evet. Uzun Çarşı'da. Ama bence bal kabağıyla da yapılabilir diye düşünüyorum. O bizim her yerde bulunan bal kabağıyla. Bal kabağıyla aynı tadı yakalayamayabilirsiniz belki ama kabak yerine ıspanakla. Yapabilirsiniz. Bu da bir alternatif. Evet, aynı sebzesi. Biz bunu ıspanakla da yaparız ve çok lezzetli olur gerçekten o da. Kabağı çıkarıyoruz, yerine kabağı ıspanak çıkarıp, ekliyoruz. Aynen, yerine ıspanağı ekliyoruz. Bu da bir alternatif. Bu kadar. Aynı şekilde tüm malzemeleri aynı kullanarak ıspanakla da aynı şekilde çok lezzetli bir yemek yapabilirsiniz. Evet, bu da alternatifimiz oldu. Buyur hı-hı. Başlayalım canım. Başlayalım. Şimdi önce kabaklarımızı hı-hı. tabana diziyoruz. Ha, tabanda olacak kabaklarımız. Evet. Bakır tencerede evet. Bütün yemekler olduğu gibi bu da daha lezzetli oluyor. Evet. Kabağımızı dizdik. Kabağın yarısını. Yarısını. En üstte de mi koyacağız evet. Sonra? Hı-hı. Tabana ilk önce böyle bakır bir tencerede evet. Efendim yapıyoruz. Yeterli bu kadar. Yeterli. Bu 2 evet. Kilo kabağımız. Hı-hı. Arasına arpacık soğanlarımızı hı-hı. Koyuyoruz. Serpiştiriyoruz. Bunun tamamını koyduk. Evet. Normal soğan da kullanabilirsiniz ama arpacık soğan çok ben daha lezzetli, lezzetli evet, oluyor. Kesinlikle bence de öyle. Öyle. Etimizi evet. Koyduk biraz da et suyuyla birlikte. Haşladığımız suyunu da koyduk. Evet. Efendim.
Ay, yutkunmaya başladım, ben çok acıktım galiba. Evet. Hatay'da uzun çarşıdaki izlet ikramlardan sonra böyle bir karnım şişmişti ama şu an yine havasından mıdır, suyundan mıdır acıktım. Aynen. Evet. Sarımsağımız. Bunları da baş baş koyuyoruz. Evet. Bu şekilde. Yaklaşık bir baş sarımsak yeterli olacak efendim. Evet, diş diş koyuyoruz. Haşlanmış nohutumuz var. Bunu da yemeğin üstüne. Bir su bardağı kadar haşlanmış nohutumuz var. Ay, çok da faydalı bir yemek ha. Faydalı, yapılışı kolay, besleyici, birçok besin öğesini barındırıyor. Gerçekten misafir için de görselde çok güzel çok bir güzel yemek. Çok güzel oluyor. Zaten göreceksiniz, biraz şovu var yani. Şimdi bu... Buradan alalım istersen. Kuruttuğumuz. Yazdan kuruttuğumuz evet. Değil mi biberlerimizi? Evet. İstersen ben onu hallederim senin için. Baş biberlerimizden. Evet, çıkaralım. Antakya'nın biliyorsunuz biberleri meşhur ve çok acı. Evet, seviyoruz Antakya biberlerini. Antakya'nın, Hatay'ın, siz niye Antakya diyorsunuz? Ben niye Hatay diyorum acaba? Hatay ilin ismi, Antakya ilçenin ismi. Biz Antakya'yı kullanıyoruz. Ben de hep aklımda böyle Hatay Hatay diye var. Bu arada öyle güzel iplemişler ki hiçbir şekilde açılmıyor. Ben ipi kestim. Evet. Şimdi kaç tane gerekli? Bu 4-5 tane kullanabilirsiniz. Evet. Yalnız bunlar çok acı olduğu için biz bunları hiç dilimlemeden koyacağız bütün, ki. Bütün. O bütün acısı yemeğe girmesin. Geçsin. Evet. Makas kullanalım. Mutfak makasımızı. Bak makasın kesmiyor. Kesti mi? Evet. Karışıyor. 3. Bir de onu çıkartalım. 4 tane yeterli olacak. Evet, bunları şöyle bir sudan geçirip. Geçir canım. Evet efendim, ne yapıyoruz? Beyaz kabaktan borani yapıyoruz. Ne yaptık? İlk önce tenceremizde, bakır tencere olursa makbul olur tabii ki. En alta dilimlediğimiz kabaklarımızı dizdik. Onun üzerine ne koyduk? Arpacık soğanlarımızı, sarımsaklarımızı, haşladığımız etimizi ve nohutumuzu ilave ettik. Şimdi de yazdan kurutulmuş biberlerimizi koyduk, sudan geçirdik ve koyduk. Aynen. Sonra ne yapıyoruz? Şimdi kabaklarla üzerini İkinci kapatıyoruz. İkinci kat kabak. Evet. Kapatayım ben de. Şimdiden görüntüsü güzel oldu. Bence de öyle. Ama daha üzerine koyacağımız malzemeler var. Buranın bir tuzlu yoğurdu var ki gerçekten hem kahvaltıda da yeniyor mis gibi değil mi? Her öğünde tüketebileceğiniz çok lezzetli bir yoğurt. Aklınızda olsun, gelirseniz Hatay'a mutlaka edinin kendinize. Şunları da koyalım. Evet. Hiç boş yer kalmasın. Hepsini boş yer bırakmıyoruz. Evet, şimdi. Bu kadar. Bunu şimdi ocağa su koymuyoruz. Alıyoruz. Biraz etin suyundan koyduk, yaklaşık bir çay bardağı kadar. Şimdi bir de duru su koyuyoruz üzerine. Evet. Bu arada efendim, bence Zümre'nin ağzından çıkan her kelimeyi, sözcüğü besin değerleriyle ve faydalarıyla ilgili dinleyin derim. Çünkü kendisi diyetisyen. Evet. Ne yapacağız? Bugün yiyeceğiz Hatay yemeklerini. Sonra iki gün bir de üstüne her etinden sütünden faydalanacağız Zümre. Bir de detoks alacağız değil mi? İki günlük nasıl eritiyoruz? Ben zaten seyahatte olduğum için şişiyorum istersen. Ödem yapıyor yani. Uçakta maalesef ödem yapıyor. Maalesef yolculuk evet. Evet ödem yapıyor. Şimdi Zümre onu da verecek. Bence takipte kalın yani. Çok şey kaçırırsınız izlemezseniz. Sonra ne yapıyoruz Zümra'cığım? Yemeğimizi. Evet, koyduk ocağa. Biraz bekleyeceğiz. Kabaklar diş diş yani çatal geçinceye kadar pişireceğiz bunu. Ardından tuzlu yoğurdunu, tereyağını ve baharatlarını ekleyip çiğden yine daha kavurmayacağız. Evet, çiğden, çiğden kavurmayı çok tavsiye etmiyoruz. Çiğden koyduk ve biraz daha o şekilde piştikten sonra dinlendirip tüketebiliriz. Tüketeceğiz. Evet, tamam. O zaman ben seyircilerimize bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Zaten tüm hazırlama aşamalarını gördünüz. Tenceremizi ocağa aldık. Daha sonra tuzlu yoğurdunu, tereyağını, pul biberini, nanesini de çiğden koyacağız. Onlar da iyice böyle özleşecek. Ardından afiyetle yiyeceğiz. O zaman ikinci yemeğimize geçelim. Evet. Ama ikinci yemeğimize geçmeden önce seni şöyle bir tanıyalım. Peki. Arada bir böyle bir sohbet muhabbet aramız olsun efendim. Sürekli yemekte yapmayacağız. Diyetisyeniz. Evet, ben diyetisyenim. Antakya'da özel çalışıyorum. Kendi ofisim var. Böyle butik, sporda yapılabilen güzel tatlı pilates bir ofisim var. Yapılıyor ben gördüm. Evet. Evet, pilates yapılıyor. Kendi markamız var. Böyle ufak ürünler ürettiğimiz, üretim yaptığımız küçük bir markamız var. Bu şekilde evlisin. Yoğun, evliyim. Kaç senelik evlisin? Evet, 2,5 senedir. 2,5 maşallah. Mutluluğunuz daim olsun. Evet, çok teşekkür ederim. İlk önce ne zaman evleneceksin diye sorarlar. Bizler öyle yaparız. Büyüklerimiz öyle yaparlar. Evlenirsin
ardından 2,5 sene geçer. Hatta 2,5 sene bile geçmesine gerek yok. Hemen. Bir sene sonra hemen. Bile. Çocuk ne zaman? Ben de adeti yerine getireyim. Çocuk ne zaman? Çocuk ne zaman? Yavaş yavaş artık. Evet. Düşünüyorum. Evliliğimiz evet. Oturdu. Bence evet. De bu arada süre geçmesi lazım. Gerçekten bir biraz yaşamak sonra. Lazım birlikte. Hem karı koca gezmek, biraz hani... birbirimizi tanımak aynı evin içinde. Tadını çıkarmak. Sonra çocuk evet düşünülmesi gerekiyor. Evet artık. Çocuk da o evin çiçeği artık evet, bütün diyelim. Bütün isteyenlere inşallah. Evet Allah herkese kısmet nasip etsin diyelim. Aynen. Evet efendim şimdi hemen ikinci yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Neydi ikinci yemeğimiz? İkinci yemeğimiz börenyenin yanına yapacağımız filik pilavıyla devam edelim. Hı-hı. Ardından köftemizi yapalım. O zaman hemen filik pilavının malzeme listesi geliyor. Filik pilavının malzemeleri 2 su bardağı filik, 3 su bardağı et suyu, 1 bardak su, 1 su bardağı haşlanmış nohut, karabiber ve tuzumuz var. Üzeri içinde tereyağımız var. Evet efendim artık filik pilavının yapım aşamasına geçebiliriz. O zaman söz sende. Evet. Evet. Ne yapıyoruz? Şimdi filiye aslında buğdayın olmamış hal diyebiliriz. Daha ilk hali sararmadan toplanıp elde ediliyor. Hazmı çok zordur. Ama... dolmalarda, sarmalarda mesela biz pirinç yerine filik de kullanırız. Daha uzun sürede pişer ama çok lezzetli olur. Marketlerde de bulabilirsiniz. Hani bu göre evet kolaylıkla bulunabilir. Çok lezzetlidir. Hem glisemik indeksi de düşük mü? Onu düşük. Soracaktım. Aynen öyle. Ya siyez bulguru da öyledir ya. Glisemik evet. indeksi düşüktür ve hani faydalıdır, işlenmemiş bir bulgurdur evet, denir. Uzun sürede hazmedilir, tok tutar. Tok tutar. Evet, yani kullanabilirsiniz yemeklerinizde pilavını dolma sarmada çok lezzetlidir. Şimdi bunun biz pilavını yapacağız. Börenyenin etini haşlamıştık. Hı-hı. Onun etinin suyuyla bunu yapacağız. Ha, onun etinin suyuyla. Evet. İlk önce herhalde tereyağımızı eritiyoruz, evet, değil mi? Biraz tereyağını koyuyoruz. Evet, tereyağımızı erirken ben de seyircilerimize Hatay'a geldiklerinde almaları gereken benim de herhalde 3. 4. gelişim Hatay'a diye düşünüyorum. Hakikaten kardeşlik şehridir Hatay, değil mi? Evet. Çok yoğun hissedersiniz onu. Farklı kültürler bir arada yaşarlar. Mezhepler bir arada yaşarlar. Ve barış içinde, huzur içinde. Gerçekten kardeş gibi yaşarız biz burada birlikte. Hiç böyle bir ayrım yoktur. Farklılıklar birbirimize daha çok bağlanmamızı sağlar. Ne kadar güzel. Evet, çok evet. güzel. Hatay'ı seviyoruz efendim. Bu arada evet, Hatay'a geldiğinizde mutlaka ve mutlaka nar ekşisinden, salçasından ve... Gerçekten o zeytininden halhalı deniyor. O güzel. Bir de çekirdeksiz biraz acı olan yeşil zeytini var. Mutlaka edinin derim. Bir de ipeği çok güzelmiş. Ben daha göremedim o ipekleri inşallah. Meşhur. Yayından sonra gideceğim böyle çarşıya koşa koşa değil mi? İpekleri evet, de meşhurmuş. Evet çok meşhur ipeğimiz. Özellikle Harbiye bölgesinde ipek çok meşhurdur. Çok güzeldir. Bu arada İpek Harbiye'de, bir şeyler almadan gitmeyin. Harbiye'de mutlaka Hatay'a geldiğimizde görülmesi gereken yerlerden evet, biri. Evet şelalelere mutlaka. Of. İnilmesi lazım bence de mutlaka evet. gezin. Şimdi tereyağımız eridi. Şimdi buna filiğimizi koyuyoruz. Şimdi onu da söyleyelim. Mesela genelde pirinç pilavında birebir ölçü yaparız ya. Filikte biraz daha fazla su koyuyoruz. 1'e 2. Evet 2 su bardağı filik pilavımız vardı. Filiğimiz vardı daha doğrusu. 2 su bardağı et suyu 1 bardak da su koyuyoruz değil mi bu ölçülere? 3 su bardağı et suyu. Ha pardon 3 su bardağı et suyu 1 su bardağı. Evet 1 su bardağı doğrusu. Sade suyla da yapabilirsiniz tamamen. Veya 1 bardak et suyu koyarsınız 3 bardak su koyarsınız. Hani bu biraz sizin de tercihinize kalmış. Tercihimize bağlı. Ama evet. biz 3 su bardağı et suyu 1 bardak duru suyla yapacağız. Öyle daha lezzetli daha oluyor. Lezzetli olacak. Zaten evet. ne dedik efendim programın başında hatırlarsanız yiyeceğiz Hatay'ın güzel yemeklerini. Ardından hatta şimdi belki verir yani böyle 2 günlük bu yediklerimizi atmak için ne önerirsin ne yapalım diyetisyen hanım. Tabii şimdi bu yediklerimiz bizi biraz şişirebilir gerçekten. Hmm. Çünkü tuzlu yoğurt oldukça tuzlu. Firik yine biraz su tutan ve şişiren bir besin. Zaten hepsi genel olarak tuzlu oldukları için yarına biraz ödem toplamış olabilir vücudumuz. Uçak yolculuğu yaptınız, evet. yapacaksınız. Onlar da yine biraz şişmemize, su toplamamıza sebep olur. Onun için yarın
Yapacağımız en önemli şey... Dinleyin ekip. Hepiniz de yiyorsunuz çünkü. Yarın yapacağımız en önemli şey bir kere bol su tüketmek. Su içmektir. Evet, mutlaka suyunuzu için. O hem yarınki iştah kontrolünüzü çok sağlayacak. Hem de ödem atmanıza yardımcı olacak. Onun dışında bol yeşillik tüketin. Yeşillikler de hem o seyahatle birlikte bozulmuş bağırsak düzenimizi yerine getirecek. Evet, çalışmaz genelde seyahat edince. Evet. Evet, hem de... yine ödem atmamıza yardımcı olacak. Yarın mümkün olduğunca bugün et tüketeceğimiz için, bolca karbonhidrat tüketeceğimiz için daha çok sebze ağırlıklı, belki yoğurt, belki bir probiyotik yoğurt kullanırsanız öğünlerinizde çok daha iyi hissedeceğinize faydalı emin. Olur. Evet, evet, aynen öyle. Bu detaylı bilgileri aldıktan sonra demek ki çok yediğimiz zamanların ertesi gününde bol su tüketiyoruz. Ve etten değil de sebzeden ağırlıklı besleniyoruz. Ben biliyorum ki mesela ananas iyi bir ödem atıcı. Hemen sorayım, ananas tüketme, belki yanında bir yumurta değil mi? Aynen öyle. Sabah ananasla bir smoothie yapıp mesela içine biraz ıspanak olabilir, kereviz sapı olabilir, limon. Maydanoz. Maydanoz. Evet. Hani ne yeşillik varsa, yeşilliklerin zaten hepsinin ortak özelliği ödem atması ve tamamen iç organlarımızı temizlemesi. O yüzden kahvaltıyı öyle yapabilirler aynen, mesela. Aynen, ananas, limon. Evet. Ve salatalık olabilir. Mevsimi değil, çok tavsiye etmiyorum. Ama hani seviyorsanız kullanabilirsiniz. Limon, zencefille kendinize bir smoothie yapıp içine biraz da su ekleyerek onu sabah kahvaltısı yerine içip şöyle bir gitsin dinlediklerimiz vücudumuzdan. Evet. Bir arınıp ardından öğlen yemeğinde bir sebze yemeği yanına probiyotik yoğurtla tüketip akşamda hafif bir salata, içine biraz peynir olabilir. Yani yine bir az yağlı bir peynir. Evet, hani çünkü sebzeler tek başına çok doyurucu olmayacak. Karbonhidrat almayacağımız için yarın. Akşamda böyle peynirli salatayla hafif bir öğün geçirirseniz ertesi güne dengelenmiş şey oluruz. Hiçbir şey kalmayacak. Elbiseme. Şimdi bir taraftan da efendim free'miz kavrulmaya devam ediyor. Diyorum ki iş bölümü yapalım istersen. Ben yapalım. Şöyle free'yi kavurayım. Tamam. Sen o de sırada... Boreni'nin son kalan malzemelerini efendim ilave ediyoruz. Neler vardı? Tuzlu yoğurdumuz vardı, tereyağımız vardı, pul biber ve nane. Buyur canım. Şimdilik bakacağız. Kaynamaya başlamış. Pişmiş. Yani pişmeye yakın. Biraz da tuzlu yoğurtla pişmesini istiyoruz. Evet, tuzunu da biraz oradan alacak değil evet, mi? Evet, ekstra tuz koymamıza gerek kalmayabilir. Çünkü zaten tuzlu yoğurt oldukça tuzlu. Evet, o mis gibi. Yani ben sabah kahvaltıda yedim bugün tuzlu evet, yoğurt. Evet, sabah kahvaltıda zeytinyağı ve pul biberle. Aynen öyle servis ettiler. Aynen. Şimdi tereyağını mı koyuyoruz? Tereyağını koyalım. Evet. Şöyle biraz. Ve nane bu yemeğin olmazsa olmazı. Mutlaka nane gerekiyor. Evet, mutlaka nane gerekiyor. Ve de pul biber. Biraz da acı olsun. Biraz daha acı. Acı severiz. Biraz daha acı. Aynen. Bu arada, biraz daha acıdan zarar gelmez. Bence de öyle. Severiz acıyı. Şimdi tenceremizin kapağını mı kapatacağız tekrar? Şöyle biraz yayıyorsun. Yayıp. Evet, aman yanma. Evet, bu sıcak. Evet. Kapatıyoruz. Ama ben de sen onu yaparken tabii ki boş durmadım. Seni hemen böyle alıyorum. Teşekkür var mı börenye ile ilgili eklemek istediklerin? Evet, börenye ile ilgili iki şey söyleyeceğim. Birincisi tuzlu yoğurdunu ekledikten sonra kapağını tamamen kapatmıyoruz. Ha, önemli bir detay, evet. Böyle aralık bırakıyoruz, kınık deriz biz. Kınık. Bırakıyoruz, evet ve... Kesinlikle karıştırmıyoruz. Çünkü ezilmesini istemiyoruz. Evet, ezilmesini istemiyoruz. Sallayabiliriz, sirkeleyebiliriz. O zaten en güzel yöntemdir böyle. Zaten kabaklar piştikçe o kendi kendine karışacak. Özleşecek. Özleşecek, karıştırmıyoruz kesinlikle. Bu detayı da unutmuyoruz efendim. Bu arada ben firikleri kavurdum güzelce. Teşekkür ederim. Benim de elimin lezzeti geçti inşallah. Evet. Firikler güzelce kavrulmuş. Şimdi... Kokusu da çıkmaya çıktı. Başladı. Geliyor buram buram. Şimdi suyunu bir bardak
Bir büyük bardak ama. Oh. Bunu hangi ölçüyle yaptıysanız o bardak. O bardak. Daha küçük. Biz bu bardakla iki bardak ölçtük. O yüzden suyunu da bu bardakla ölçüyoruz. Daha küçük bardak kullanırsanız daha küçük bardakla sularını ölçüyoruz. Evet. Etimizin suyu. Börenye için haşladığımız etimizin suyunu kullandık. Çünkü zaten beraber servis edilecek değil mi? Pilavla börenye. Evet. Yani yanına yakışacak güzelce. Evet. Şimdilik bu kadar. Yeterli. Yeterli. Eksik kalırsa biz bakacağız. Pişmiş mi? Pişmemiş mi? Devamını göre, ilave edeceğiz. Evet, devamını yani baharatlarını ilave koyacağız. Değil mi? Ya da en son mu koyacağız? Şöyle bir karıştıralım. Hı hı. Nohutunu da koyalım. Haşlanmış yine nohut. Mutlaka evet. Önceden haşlamamız gerekiyor çünkü zaten pişmez. Hanımların evinde mutlaka dip frizde o haşlanmış nohut vardır. Mutlaka. Mutlaka ki nohutu da bence tüketmeliyiz değil mi? İyi bir protein o da. Çok yüksek bir protein. Özellikle sporcular için nohut, kuru fasulye, barbunya, mercimek evet çok önerdiğimiz gıdalar. Mercimeği de çok severim. Gerçekten salatasını yemeğini her çok türlü yeşil mercimeğe bayılırız. Evet tuzunu ilave ettik. Pirin tuzu az olmaz. Ha bol olacak. Tuzunu evet az koymayın bolca. Yarın iki bardak daha fazla evet. Su içeceğiz bu durumda. Evet. Karıştırdık. Hı-hı. Ve bunu da pişmeye bırakıyoruz. Kapağını kapatıp. Yalnız yemeklerimiz o kadar lezzetli olacak ki çünkü hepsini bakır tepsilerde, sinilerde yapıyoruz. Hakikaten bugün merak ediyorum yani. Üstüne bir de zahter çayı içeriz, bir hazmettirir değil mi? Zahterin çünkü öyle bir hazmettirici bir özelliği var. Özelliği var. Eğer evet. Midenizde herhangi bir problem yoksa. Varsa dokunabilir. Aklınızda olsun. O zaman börenye pişmek üzere. Şu an pilavımız da suyunu çekecek, demlenecek. O da hazır olur. O zaman biz son yemeğimiz patatesli köftenin malzemelerini seyircilerimizle paylaşalım. Bakalım nelermiş patatesli köftenin malzemeleri. Patatesli köfte malzeme listesi 500 gram siyah köftelik bulgur, 3 yemek kaşığı biber salçası, 1 adet kuru soğan, 4 adet patates, 1 yemek kaşığı kimyon. Kıyması için ise 500 gram kıyma, 3 adet kuru soğan, 1 su bardağı ceviz içi, 1 demet maydanoz, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı zeytinyağı, karabiber ve tuzumuz var. Evet patatesli köftenin malzeme listelerini saydık. Şimdi ne yapıyoruz Müray'cığım? Şimdi patatesli köfteyi yoğurmak biraz zaman alıyor ve yorucu bir işlem. O yüzden biz onun yan harcını hazırlamadan önce bu ince bulgur ama en incesinden köftelik bulgurumuzu evet. biraz suyla ıslatıyoruz. Yani bu çok fazla su kullanmayın çünkü sulu sulu olur o zaman da. Şöyle biraz karıştırıp bütün arkaya koyalım. Bulgurların ıslanmasını sağlayıp böyle biraz bekletiyoruz. Evet. Bu o şekilde biraz bekleteceğiz. Herhalde kıymasını kavuracağız değil mi Zümrüt? Evet. Hı-hı. O beklerken bunun kıymasını hazırlayacağız. Hı-hı. Sonra patatesini havanda döveceğiz. Patatesi havanda döveceğiz. Evet. Usulü bu. Usulü bu. Tamam. Evet, şimdi kıymayı kavuracaksın. Ben sana kıymayı vereyim. Evet, çok teşekkür ederim. Başka hangi malzemelere ihtiyacın var? Şimdilik sadece soğanımız soğanı var. Soğanı da alayım. Bir de tereyağı var. Tereyağımız var evet. Ve maydanozumuz var. Zeytinyağı da var. Zeytinyağımız var. Evet. Şöyle tüm malzemeleri verdim. O zaman sen kıymayı kavururken ben de bir taraftan haşlanmış patatesleri havanda döveyim diyorum. Oturmaya gelmedim. Harika ya. Olur. Teşekkürler. Yani, ay tek elimle kaldırayım dedim ama. Ha, yok mümkün. Onlar biraz ağır. Bu annemizin herhalde yadigarı evet. gibi değil mi? Evet. O hatta babaannemin. Babaanneden kalma. Evet. Oo, antika bir havanla çalışacağız şu anda. Hatıra. Evet efendim. Tek tek atayım patatesleri hatta. Kıyma az yağlı, çok yağlı olursa ağır olur. Az yağlı olacak, bir sefer çekilmesi yeterli. Hı hı. Böyle eze eze, çok topaklanmasına izin vermeden kıymamızı kavuruyoruz. Eze eze kavuruyoruz. Evet, eze eze, güzelce. Şimdi çiğ köfte gibi mi? İçli köfte. Yani nasıl bir şey? Çok anlayamadım ben patatesli köfteyi. Çiğ köfteden farkı et yok bunun içinde. Bunu yanına etle tüketiyoruz. Ve pişmiş bir et tabii evet, ki. Pişmiş. Evet, pişmiş. Evet, bunda
et yerine patates kullanıyoruz. O bulgurları bir arada tutması için malzememiz. Kıvam veren patates oluyor. Evet. Hı-hı. Bu da gerçekten hem börenyeyle de tüketiriz normalde. Hı-hı. Hem de bu kavrulmuş kıymayla. Gerçi Antakya'da çiğ köfteyi de etli yapılanı da yanına ayrıca et de tüketiriz biz. Antakyalılar biraz siz boğazlarına düştü. Evet. Mi? Evet, sizde oruk da çok lezzetli oluyor. Galiba oruğun da içli köfteden farkı hem dışında kıyma var hem içinde kıyma var. Evet, genelde sadece bulgur oluyor çünkü içli köftelerde dışında. Bunun evet, içli köftenin dışında da bizim yaptığımız oruğun ve bizimkinin farkı genelde biz çarşı fırınına gönderip pişiririz. O zaten meşhur değil mi sizde? Evet. Taş fırına gönderme. Bizde fırınlar ev hanımlarının çok sık kullandığı, hayatımızı çok kolaylaştıran yerler gerçekten. Fırın oldukça fazla kullanırız. Biberli ekmek biz içini hazırlarız, göndeririz. Onlar gördük pişirir, bugün gönderir. Çarşıda. Bugün gördük. Evet. Tepsi eti, kasaba ararız. O fırına gönderir, gelir. Hani hiç her şeyi burada telefonla halledebilirsiniz. Yani 600'ün üzerinde tescilli yemek olunca haliyle, yemekler de meşakkatli olunca hanımlar hayatlarını kolaylaştırmak adına böyle yöntemler bulmuşlar. Çok da iyi yapmışlar. Evet, gerçekten. Diye düşünüyorum. Sen kıymayı kavurmaya devam et. Ben hemen şu patatesleri dövmeye devam edeceğim. Kıymamız kavruldu. Şimdi içine diğer malzemeleri koyacağız değil mi? Evet. Zeytinyağımı koyuyorum. Hatay'ın zeytinyağı da çok güzel değil. Mutlaka zeytinyağı da alsınlar değil mutlaka mi? Mutlaka alsınlar. Buranın zeytinleri çok güzeldir. En az Ayvalık kadar güzel bizim de zeytinlerimiz. En az Aydın kadar güzel. Hemen memleketimi araya sokayım. Evet. Tereyağımızı da koyduk. Evet. Ve soğanımızı da ekleyip biraz hepsini bir. Herhalde, bunun hepsini koymayacağım. Bir kısmını köfteye ayıracağım. Evet. Soğanımızı kadar koyduk. Yeterli. Biraz da bunları birlikte kavurup. Şöyle bir çevireceksin. Oh. Kıymalar yalnız hakikaten tam bu kıvamında kavruldu. Evet. Değil mi? Topaklanmadan. Peki sen aslında bana söyledin ki yolda yürürken, aralarda da sohbet ediyoruz efendim. Dedi ki ben bizim Hatay'ın yöresel yemeklerini nasıl daha az zararlı hale getiririm bir diyetisyen olarak. O yönde tarifler veriyorum dedi. Bir sayfan evet. da var zannediyorum. Evet mi? Instagram'da da evet bununla ilgili konuşuyoruz. Bizim yöresel yemeklerimizi nasıl daha az kalorili yapabiliriz? Nasıl daha az sağlığa zararlı yapabiliriz? Hatta faydalı şekle nasıl döndürebiliriz? Bunu konuşuyoruz. Mesela börenyenin tereyağını kullanmayıp etini daha az yağlı et alıp suyundan çok fazla tüketmeyip evet. Kıymanın üstüne ekstra yağ eklemeden sadece kendi kıymasını yağıyla. Sadece kendi yağıyla kullanıp bu şekilde yapabiliriz gibi konuşuyoruz bunu Hı-hı. her zaman. Çünkü Antakyalılar kendi yemeklerinden vazgeçemiyorlar. Diyet yaparken aralarda da olsa bunları sıkıştırmak istiyorlar haklı olarak. Haklı olarak. Evet biz de onların suyuna gidip bu şekilde böyle böyle tavsiyeler veriyoruz. Evet. Peki onu nedir çıkıyor. Instagram sayfan? Onu da söyleyelim. Diyetisyen Zümra Çinçin Instagram'da. Diyetisyen Zümra Çinçin efendim. Evet. Soruları da cevaplıyorsunuz. Evet, İnteraktif da kullanıyorsunuz Instagram'ı. Aynen öyle. Oradan bana ulaşıp herhangi kafanıza takılan bir şey, yöresel yemeklerle ilgili herhangi bir soru sorabilirsiniz. Evet, böylece bu bilgiyi de vermiş olalım. Evet. Şimdi tereyağımızı, zeytinyağımızı ve soğanlarımızı da ilave ettik kıymamızın içine. Hı-hı. Bir tek ceviz içi ve maydanoz kaldı zannediyorum, değil mi? Evet, onları en son ekleyeceğiz. En son ekleyeceğiz. Biraz daha soğanlı ve kıyması biraz daha piştikten sonra hı hı. cevizini ve maydanozunu ekleyeceğiz ve bu hazır olacak. Hazır olacak. Ben soğan ve kıymayla ilgilenirim. Bence tamam. Köfteyi yoğurmaya başlayalım. Ben istersen devam edeyim. Sen buraya geç. Hem de peki. biraz büyük ocağı alayım ki daha çabuk kavrulsun. Evet Zümra'cığım. Evet. Şimdi patatesli köftemize geçebiliriz. Az önce havanda patatesini dövmüştük. Bulgurumuzu ıslatmıştık. Şimdi ben eldiven takacağım ve bunu yoğurmaya başlayacağım. Evet, önceden ıslatmıştık bulgurlarımızı hatırlarsanız.
Sonra patates mi ekliyorsun? Şimdi önce salçasını ekleyeceğim. İyice yoğuracaksın, özdeşleşeceksin salçayla. Bu dövme biber salçası. Bunun tatlısını da kullanabilirsiniz, acısını da kullanabilirsiniz. Acıyı severiz efendim. Biz sizin için tatlısını kullanıyoruz. Keşke acısını kullansaydınız. Ağzınızda acı bir tat bıraksaydınız diyerek. Evet. Önce şu şekilde. Güzelce yoğuruyoruz. Tamamen dağılmadığından emin oluyoruz. Evet. Hatırlarsanız ben de havanda o kadar güzel dövdüm ki patatesleri gördüğünüz gibi. Şahane oldu. Anneyi öğretmiş. Evet. Çalıştım. Çalıştım. Önceden çalıştım. Artık efendim mutfaklar biz gençlere emanet değil mi? Ben evet. Öyle düşünüyorum. Aynen. Öğrenelim devir yapalım teslim. Evimizde. Evet, devir teslim. Biraz kuvvet uygulamanız gerekiyor. Çünkü ağzınıza sert parçaların gelmemesi lazım. İyice bunun yumuşaması lazım. Siz bir yine... kol kuvveti gerekiyor efendim. Evet. Evet. Biz yine bakır kapta yapıyoruz bunu ama siz isterseniz herhangi bir tepside yapabilirsiniz. Kasta da yaparsınız, fark etmez. Fark etmez. Evet. Biraz yapılışı kısıra benziyor aslında başlangıç olarak. Sarma içine. Ama içine öyle güzel bir bunun, kıyma evet. Gelecek ki iyice kavrulunca hatırlarsanız ben bir daha seyircilerimize tekrar edeyim efendim. İlk önce tepsimizde bulgurumuzu birazcık ıslattık. Sonra ne yaptık? Kıymamızı kavurmaya geçtik. Kıymamızı güzelce kavurduk. Sonra soğanlarını ilave ettik. Tereyağını, zeytinyağını koyduk. Ve en sonunda kıyma iyice kavrulduktan sonra da ceviz içini ve maydanozu ilave edeceğiz. Kıymamız hazır olacak. Hazır olduktan sonra da şimdi üzerine mi koyuyoruz kıymayı bu köfteleri? Evet, nasıl oluyor? Bunları tamamen yoğurma işlemi bittikten sonra kabut dediğimiz şu mekik şekline getirip üzerine de kıymayı koyacağız. Tutkunmaya başladık. Evet. Peki kimyonu daha sonra mı ilave kimyonu ediyoruz? Da bunun içine koyacağız. Biraz yoğuralım. Onun zamanı çok önemli değil. Hani şimdi de koyabilirsiniz. Biraz yoğurduktan sonra da koyabiliriz. Şimdi koyalım. Tamam, ben sana hemen ilave edeyim şöyle. Bu arada çarşıda hatırlarsanız konuşmuştuk. Hatay'ın kimyonu da meşhurmuş. Evet, zahteri, kimyonu. Meşhur olmayan hiçbir şey yok. Hiçbir bence. Şey yok. Biz tam bir yemek şehri. Çekilmemiş alırız. Evde kendiniz mi kendimiz öğütürüz? Birçok baharat aslında o şekilde yaparız. Hem güzel daha... Evet. Bu kokusu vallahi. Daha kalıcı oluyor. Hem de evde aroması da daha fazla oluyor kesinlikle. Karabiberi, kimyonu, tuzu da deniz naneyi, tuzunu kullanıyorsunuz. Tuzu da deniz tuzu, Himalaya tuzu. Özen göstere. Zaten sen bir diyetisyen olarak onları savunuyorsun diye düşünüyorum. Evet. İhtiyaca göre kullanıyoruz. İyotlu, iyotsuz, sodyumsuz. Artık çok çeşit tuz var neyse ki. Sen daha iyi bilirsin. Biz Türk halkı çok fazla tuz tüketiyormuşuz değil mi? Günlük ihtiyacımızın galiba evet. Tam iki katı tuz evet, tüketiyormuşuz. Evet, iki. Kimi yörelerde üç katına çıkıyor bu çok oran. Kolay. Çok fazla tuz tüketiyoruz maalesef. Eğer düşük tansiyon probleminiz yoksa tuzu mümkün olduğunca kısıtlamaya çalışın. Nedir günlük miktar? 8 gram diye hatırlıyorum. Evet, 6-8 gram arası normal bir kişinin tuz günlük. İhtiyacı için yeterli. Günlük. Günlük olarak 6-8 gram efendim evet. Sağlıklı bir bireyin ihtiyacı için yeterliymiş. Yeter. Tuz alımı için. Evet, hala yoğurmaya devam ediyoruz vallahi. Bu meşakkatli sizin yemekler. Evet. Evet. Hanımların niye fırınlara koştuğunu çok daha iyi anlayabiliyorum şu anda. Bak anne de oradan kafa sallıyor bana. Birazdan anneyle de tanışacaksınız sofrada efendim. Kim el vermiş buraya tanışacaksınız. Yapabiliyorumdur. Yok yok oradan işaret ediyor kafa sallıyor onay geliyor. Evet. Evet. Şimdi ben patateslerimi ilave edeceğiz şimdi. Birazcık daha ihtiyacı var. Tam... Çünkü patatesini koyduktan sonra çok fazla yoğuramıyoruz. Sadece karıştıracağımız kadarı yeterli. Yeterli. Evet
Evet, köftemiz kıvama geldi değil mi? Evet. Yoğrulma. Şimdi patatesimi ilave edeceğiz. Aynen öyle. Şimdi patatesini şöyle ekleyip ben şöyle alırım. Sen al. Tamam. O zaman sen yoğurmaya devam ederken ben de diyorum ki kıymamız zaten iyice kavruldu. Artık içine maydanozunu ve ceviz içine ilave edeyim. Efendim ben hemen şahane olur. Tamam. Hatay yemekleri meşakkatli dedik, haliyle yardımlaşacağız. Evet, cevizimizi ilave ettim. Maydanozumuzu da şöyle bir cevizle çevirelim. İsteğinize göre biraz pul biber de ekleyebilirsiniz ona. Evet, ne kadar acı sevdiğinize bağlı. Vallahi az daha kıymayı yakacakmışız köfteyle uğraşırken. Tam zamanında olmuş oldu. Hatta ben altını kapatıyorum artık. Evet. Şöyle biraz daha maydanoz ilave ediyoruz. Yeterli mi Sümercim maydanoz? Yeterli. Yeterli, yeterli değil mi? O da biraz isteğinize bağlı, bağlı ama şu an yeterli. Yeterli. Biraz da maydanozlarımızı çevirelim. Böyle böyle şekiller veriyoruz. Evet. Aslında bir oruk şekli veriyoruz değil mi? Aynen, oruk evet şeklinde. Tabii bunu yapmak daha kolay, oruğu yapmak çok daha zor. Çünkü böyle evet, böyle böyle. Doğru kapatmaz. Şu şekilde dizeceğiz. Dizeceğiz. Sonra peki üzerine o kavurduğumuz kıymamızı mı koyacağız? Evet, üzerine kavurduğumuz kıymayı koyacağız. Birlikte tüketeceğiz. Tüketeceğiz, birlikte yiyeceğiz. O zaman efendim, siz biraz görselini, sunumunu merak edin. Biz yoğuralım köftelerimizi. Bu sırada arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız da aşağıda bahçede değil mi? Çok evet güzel sofrayı kuruyorlar. Birazdan sunumlarıyla karşınızdayız Hatay'ın güzel yemeklerinin. Efendim bugün Zümra ile birlikte bu şahane sofrayı hazırladık ve yanımızda güzel hanımlar da var, annemiz var ve arkadaşımız var. Hoş geldiniz siz de. Şimdi ben biraz annemize bir pas atmak istiyorum. Anneciğim, nasıl buldunuz kızınızı? İyi yoğurdu mu? Benim annem yoğurmamı çok eleştirir mesela. Hiç güzel yapamıyorsun Tuğçe'den. Yok. Zümra nasıldı? Hakikaten böyle der. Zümra çok iyi yoğurur. Benden bile güzel yapar köfteyi. Eline sağlık. Çok güzel oldu bence. Evet, beğendiniz yani. Çok beğendim. Hepsi çok güzel oldu. Aferin ona. Teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün bize de evinizi açtığınız için çok teşekkür ediyoruz. Senin için nasıl geçti bugün Zümra? Çok keyifli geçti gerçekten sizlerle de, ekibinizde. Her şey çok güzeldi. İnşallah siz de yemekleri beğenirsiniz. Vallahi. İnşallah herkes de dener. Bütün ekip diyor ki efendim ya bir an önce programı kapatsanız da biz de bir an önce yemeğe mi başlasak soğumadan diye. Ve Zümrayların evinde böyle bu güzel bahçede ve Hatay manzarasıyla bir kapanış yapalım istedik. Ben her ikinize de size de çok teşekkür ediyorum. Bugün bizi burada biz ağırladığınız için. Biz de İstanbul'da mutfağıma da beklerim. Gelirsin sefer İnşallah diyet yemekleri yaparız. Çok keyifli Neden olur. Olmasın. Neden olmasın evet. Evet efendim bizden bugünlük bu kadar. Hep ne diyoruz? Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket, yüzünüzden de tebessüm hiç eksik olmasın. Unutmayın, yemek yapmak iyileştirir. Hoşçakalın.